Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Şirketten bahsetmiştik. Şirketin İslam'la münasebeti, İslam'daki yeriyle alakalı inşallah bu dersimizde konuşacağız. Fıkıh kitaplarımızda bahsedilen şirket yapıları var. Fakat burada anlatacağımız şirket onlardan farklı. Normalde şirketi anlatırken kitaplarımız ikiye ayırıyordu. Bir, şirke ev şeriketü emlak, bir de şeriketü ukut vardı. Şeriketü emlak, o da ikiye ayrılıyordu. Bir, icbari olan, ihtiyari olan vardı. İcbari olan, icbari ortaklık, mecburiyete dayalı ortaklık. Siz ağabeyiniz, kardeşiniz vesaire, onlarla beraber mirasta bir ortaklığınız var. Miras icbari bir mal edinme şekliydi. Adam istemese bile o mal ona kalıyordu babası öldüğü zaman. Ya da kime varis olduysa öldüğünde ona kalıyordu. Ama onun dışında mal ister kazanırsın ister kazanmazsın, alırsın veya almazsın. Miras öyle değil. İcbari bir mal edinme yöntemi, yolu. Şirket de bu zaviyeden bakıldığı zaman şirketi emlak, birincisi icbari mal edinme yolu, icbari mal ortaklığı. İşte babanız vefat etti, bir dairede kardeşinizle beraber, bir dairesi varsa babanız, orada ortaksınız. Diğeri ise şirketi emlak. Arkadaşlar, şirketu emlakın birincisi icbari ortaklık, ikincisi ihtiyari ortaklık. İhtiyari ortaklık nasıl olur? Birisiyle ortaklaşa bir dükkan aldınız. O dükkanda sizin o kişiyle beraber ortaklığınız var. O zaman şirketi emlak ikiye ayrılıyordu. Bir, icbari olan vardı miras, diğeri ise ihtiyari ortaklıktı. Birlikte beraber bir mülk satın aldınız, tarla satın aldınız. Ortağınızla beraber %50-50 orada tasarruf hakkına sahipsiniz. Diğeri ise şirketu ukut. Yani icap kabul yoluyla yapmış olduğunuz ortaklıklar. Bunun rüknü icap ve kabul arkadaşlar. Bunu da dörde ayırıyoruz. Ulemamız dörde ayırıyor. Birincisi mufavada şirketi, ikincisi inan ya da anan şirketi, üçüncüsü şirketül amal, dördüncüsü ise şirketül vücuh. Mufavada şirketi, burada her yönüyle bir ortaklık var. Sermayede, malda, yani malda, tasarrufta, dinde ortak olacak. İki taraf var. Bunlar ticaret yapacaklar. Hem sermayeleri, malları ortak olacak. Tasarrufları ortak olacak. Vekalet, kefalet ikisinde de olacak. Üçüncü olarak da ikisi de Müslüman olacak. Bu şekilde olur. Eğer birinin sermayesi az, diğeri fazla, biri sermayesini tam şirkete koymadıysa bu şirket şirketi inan ya da anan şirketi olur. Üçüncüsü arkadaşlar şirketi amaldir. Amelde ortaklık. İki tane terzi bir araya geliyorlar. Diyorlar ki biz bir dükkan açalım. Burada beraber kazanalım. Kazancımızı bölüşelim. Veya berber bir araya geliyor. Bir dükkan açıyor ikisi. Buna şirketü amal. Yani amelde ortaklık yapıyorlar. Dördüncüsü ise arkadaşlar bu üçlü. Dördüncüsü şirketü ucu. Yani itibar ortaklığı. Paraları yok, sermayeleri yok ama toplumda itibarları var. Para isteseler, mal isteseler onlara verecekler. İtibarları var, ikisi bir araya geldi, gidiyorlar. Mal alıyorlar, ticaret malı alıyorlar. İnsanlar da onlara veriyor, borç alıyorlar, satıyorlar. Sonra oradan ne kadar kar ortaya çıktıysa bunu bölüşüyorlar, paylaşıyorlar. İtibarlarına dayalı bir ortaklık şekli bu.
Normalde sermayeleri yok. Bu şekilde kazanacaklar, sonra onu bölüşecek, paylaşacaklar. Beşinci olarak, yani şirket normalde dörde ayrılır ama mudarebeyi de buna koyabiliriz. Mudarebe nasıldı? Mudarebe arkadaşlar, sizin paranız var ama iş yapacak bir kabiliyetiniz yok. Mühendis değilsiniz, müteahhit değilsiniz. Parayı değerlendireceksiniz, inşaat yapacaksınız. Ama yalnız başınıza bunu yapamıyorsunuz. Siz sermaye sahibisiniz. Size Rabbul Mal deniyor. Bir de karşıda bir mudarip buluyorsunuz. Bu adam da müteahhit veya mühendis. İnşaat yapmayı biliyor, düzgün bir adam. Onunla ortaklık kuruyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz. Ben diyorsunuz sermaye sahibi olarak %50 alayım, sen %40 al, kar zarar ortak bir iş yapalım diyorsunuz. Ama zarar ettiğiniz zaman zararı kim çekiyor? Yani sermayeniz 100 liraysa, eğer para 100 liradan aşağıya düştüyse, 80 lira olduysa, adam sizin şartlara riayet ettiyse, dediniz ki mudaribe, kimseden borç almayacaksın, şu işi yapacaksın. Bunlar riayet ettiyse zararı Rabbul Mal çeker. Yani sermaye sahibi çeker, zarar onun olur. Kar olduğu zaman ne kadar bir oran üzerinde anlaştılar, ittifak ettilerse anlaşmaya bağlı olarak karı bölüşürler arkadaşlar. Efendim buradaki şirket yapısı anlattığımız şirket yapılarından değil. Yani ona uymuyor. Neden uymuyor? Eski fukahamız zamanında, onların fetva verdiği dönemde piyasada şirket yapıları ya mufavadaya uygundu, ya aynana, anana, vucuha, amale, bunlardan bir tanesine uyardı veya mudarebe şeklindeydi. Fakat böyle büyük fabrikalar, o fabrikalarda İnsanlar yeni yatırımlar yapıyorlar. Sermaye artırımına gidecekler ama büyük paralara ihtiyacı var. Fabrika sahipleri, şirket sahipleri kendi başlarına ya da bir ortakla bunu yapamıyorlar. Farklı bunun riskleri var. Bir, bu kadar sermayeyi bulamazlar. İki, buldular diyelim. Üç ortak oldular. 100 milyonluk bir fabrika kurdular. Ortaklardan bir tanesi ayrılmak istediğinde 30 küsür milyon ona verecek de bir anda şirketten bu kadar parayı çıkarmaları demek o şirketin çökmesi demek. Yani bunu yapamazlardı. Sonra sanayi devriminden sonra büyük şirketler ortaya çıktı. Büyük paralara şirket sahipleri ihtiyaç duydular. Sürekli yeni yatırımlar yapmaları gerekiyor. Ya kredi alacaklar veya insanlar buraya ortak olacak. Ama ortak olacak. Hisse senetlerini kendileri satmaları zor tabii. Bankalar bunu daha çok yapıyorlar. Banka aracılığıyla hisse senetleri insanlara ulaşıyor. Bankalar bunu yapıyor. Bugün daha çok. Efendim, insanlar küçük paraları var. Onlarla bir üretim tesisi kuramazlar, fabrika kuramazlar. Ama kurulu bir fabrikaya ortak olabilirler. Fabrikalarda oranları eşit hisse senetleri çıkarıyorlar. Piyasada ne kadar işte bir ihtiyacı varsa şirketin o kadar para o hisse senetleriyle topluyor. Hisselerin sahibi de o şirkete ya da fabrikaya ortak oluyorlar. Ne kadar kar ederse oradan kar alıyorlar yıl sonunda. Ama maalesef borsa üzerinden bu yapılırsa menkul kıymetlerde arkadaşlar işte hisse senedi, tahvilde vesaire de insanlar bunları alıp satarak para kazanıyorlar. Yani bakıyor, ilgilileri dinliyor, işte falan sektörde bir düşüş olacak diyor. Elinde varsa hisse senedi satıyor hemen, düşeceğini biliyor. Düştüğü zaman falan sektörde hisse senetleri artacak deyince oradan alıyor. Bu şekilde maalesef daha çok borsada para kazanıyorlar. Peki efendim, o halde bu şirket farklı bir şirket. Bu şirket şeriata göre, İslam iktisadına göre caiz midir?
Buna cevaz verilebilir mi? Hakimül Ümme Eşref Ali Tanevi rahmetullahi aleyh arkadaşlar bunu Şerketi İnan bağlamında ya da Şerketi Anan bağlamında değerlendiriyor. Ama fukahamız farklı bu konuda görüş beyan ettiler. O zaman fıkıhta bu şirket yoksa, bu şirket çeşidi mevcut haliyle fukahamız bunu doğrudan anlatmadıysa ne yapmak lazım? İncelemek lazım, bakmak lazım, anlamak, tanımak gerekir. Ondan sonra şeriatın buna dair hükmünü vermek lazım arkadaşlar. Efendim, fukahamız bununla alakalı bir mutala doğrudan serdetmeyince meseleye muzahir olan alimler üç ayrı görüş beyan etmişler. Birinci görüş arkadaşlar, bu haramdır dediler. Yani mevcut şirket yapıları içerisinde bununla alakalı bir ibare, ifade yok. Beş tane şirket yapısı, şirket beştir dediğimiz zaman bunun içine neyi de sokmuş oluruz? Mudarebe de buna dahil olur. Yani mufavada, inan, amal, vücuh ve mudarebe. Ama normalde mudarebe başlı başına fıkıh kitaplarında mutala edilen bir husustur. O halde birinci görüş, bu yapıdaki bir şirket caiz değildir. İkinci görüş arkadaşlar, caizdir. Neden caizdir? Yani el aslu fil eşyai el ibaha, asıl olan bir şeyin mubah olmasıdır. Haramlığıyla alakalı bir nas yoksa, sonra fukaha bu şirket yapıları dört tanedir ya da mudarebeyle beş tanedir, efendim bunun üzerine ilave yapılmaz gibi bir kaydı yok, bir ifadesi yok. Yeni yapılar ortaya çıkınca bu noktada da içtihatlarda bulunulur. Nitekim batıda bu şirket yapısı olmasaydı fukaha da bunun üzerine konuşacaktı. Efendimiz Aleyhisselam zamanında şirketler böyle dörde ayrılıyor. Başta ikiye, şirketi emlak, şirketi okud diye, sonra şirketi okud dörde ayrılıyor. Bu şekilde bir tasnif yoktu. Fukaha topluma baktı, piyasaya baktı, çarşıya baktı. Oradaki şirket yapılarından hareketle bu şekilde içtihatta bulundular. Eğer bu sorun doğrudan işte İmam Seraksilerin yaşadığı zamanda sorun dediğim bu hadise olmuş olsaydı, onlar da buna mutlaka cevap verecekler, içtihatta bulunacaklardı. Efendim biz tahric yoluyla, yani fıkıhta bunun benzerleri nelerdir, onlarla bunun mukayesesini yaparak bir sonuca ulaşmaya çalışalım. O halde birincisi caiz değildir, ikincisi caizdir, üçüncüsü ise Taki Osmani hocamız hafizahullahu teala bunun Hakimul Umme Eşref Ali Tahanevi caiz olduğunu söylüyor. Ondan nakilde bulunuyor. Efendim bu şerketi inan ya da şerketi anandır diyor. Ona benzetiyor arkadaşlar. Şerketi inana benzetiyor. Tabi diyor şerketi inanın muhtevasında neler varsa bunda aynıdır demiyoruz. Ya da modern bu hisseli şirket yapılarının içeriği aynısıyla şirketi inanda vardır. Böyle de demiyoruz. Ama arada bir benzerlik, bir münasebet var. Peki bu şekilde bir münasebet, benzerlik varsa o zaman ilk şirket yapısını, mevcut şirket yapısını İslam iktisadının esaslarına göre tahlil edelim. Buradan bir cevaz çıkar mı? Yani birinci grubu haramdır dedi, ikincisi caizdir dedi, üçüncüsü Eşref Ali Tahanevi onu şirkete inana benzetti arkadaşlar. Efendim bu mevzuyu anlayabilmek için şuradan başlamak lazım. Şirketlerde taraf var. Yani ortaksınız, senin tasarruf yetkin var, onun tasarruf yetkisi var. Mufavada da farklı, aynı anda farklı, amalde, vücuhta farklı. Ama siz şahıssınız. Şahıs olarak bu işlemleri yapıyorsunuz. Biri diğerine vekalet veriyor vesaire, bu şekilde yapıyorlar. Ama burada şahıstan ziyade ne var?
arkadaşlar, eşşahsul kanuni var. Eşşahsul kanuni yani tüzel kişilik var. Normal bir insan değil de bir tüzel kişilik var. Alışverişte icap olacak, kabul olacak veya mesele davalık olduğu zaman biri müddai, biri mudda aleyh olacak. Biri malik olacak, biri bayi olacak, biri müşteri olacak. Bunları şirket nasıl yapacak? Efendim şirketin nesi var? El kanunu, eşşahsul kanunisi var. Eşşahsul kanuni yani tüzel kişiliği var. Peki bu tüzel kişilikle şirket adına imzalar atılır değil mi? Yani altına ne yazılıyor? Şirketin işte yetkilisi, yetkili birisi o şirket adına imza atıyor. Ama asıl sorumluluk kimdedir? O şirkettedir. Fakat şirketin ilgili AB kaleminde görevlendirdiği memurlar var. Tabii onlar şirket adına bu işlemleri yaparlar. Arkadaşlar bu şahsul kanuni dediğimiz tüzel kişilik fıkıh kitaplarımızda var mıdır? Furu'da ya da usulde bu şekilde bir isimle yoktur. Yani siz bir şeye bir isim verirsiniz, başkası farklı bir şekilde onu klişelendirir, tanımlar, tarif eder. Fıkıh kitaplarımıza döndüğümüz zaman, müracaat ettiğimizde efendim bazı meselelerde bu tüzel kişiliğin olduğunu görüyoruz. Sadece adı batıda olduğu gibi değil. Ama bu işlemler var. Mesela bunların en başında vakıf gelir. Vakıf arkadaşlar bir aynı Allah Teala'nın mülkü hükmünde olarak ebediyen temlik ve temellük etmektir. Vakıf malı vakfedenin elinden çıkınca orada başka birisinin mülkiyetine geçmiyor Seyfullah kardeşim. Ne oluyor? Vakfedenin mülkiyetinden çıkınca doğrudan Allah Teala'nın mülküne geçiyor. Onun için vakıf arazisi, vakıf malı gasp edildiyse, alındıysa zorla, dün Çorum'da bir yere gittik, orada şimdi bir vakfımız bir bina yapıyor. Orada da inşallah Teala İFAM dersleri okuyor. İFAM'ın bütün umuru haricesiyle o vakfımız alakadar oluyor. Dediler ki hocam burada medrese vardı. Medrese. O medreseyi satın aldılar. Tek parti döneminde. Yani cebren aldılar. Birilerine sattılar. Vesaire. Sonunda yıkıldı. Şimdi burası yine bir vakıf malı medrese oldu. Ama Müslümanlar burada bina yapmaktan korktular, çekindiler. Çünkü burası vakıf malı. Vakıf malı 10, 20, 30 tane el değiştirmiş olsa, biri diğerine, o başkasına satmış olsa, yine bütün bunların parası ödense bile bu gasptır arkadaşlar. Derhal elinden çıkarılmalı. Vakıf senedinde, tüzüğünde ne yazıyorsa onun için kullanılmalı. Peki efendim, vakıf madem böyledir, vakıf böyledir, o zaman bunu vakfedenler kendi mülkiyetlerinden çıkarıyorlar, başka birinin mülkiyetine girmiyor. Vakfın bir mütevellisi var, yönetimi var ama bu mal onların mülkiyetinde değil. Sanki her şey Allah Teala'nın ama vakfı sanki Cenab-ı Hak özel himaye ediyor. Özel himaye ediyor. Onun için Allah Teala'nın mülküne girer demiş ulemamız, demiş fukahamız arkadaşlar. Peki vakıf adına imza atıyorsunuz. Vakıf bir insan değil. Vakıf adına dava açıyorsunuz. Vakıf müddei oluyor. Vakıf mudda aleyh oluyor. Ya da vakıf malı normalde satılmaz. Ama eğer vakıf malı bir yer var, orayı istimlak edecek, devlet istimlak edecek veya baraj yapacak, orası su altında kalacaksa o zaman bir bedel karşılığında daha iyisi alınacak şekilde olur. Veya vakfın bir arabası vardır, araba eskiyor veya işinize yaramıyor. Efendim bu vakıf malıdır, burada dursun, çürüsün. Bu şekilde değil, ne olur? Satılır, daha iyisi alınmak şartıyla. Tabi bununla alakalı fukahanın farklı görüşleri var, onun tafsilatı yerinde inşallah. O halde arkadaşlar, vakıf bir tüzel kişiliktir. Yani eşhasul kanunidir.
vakıf adına mütevelli imza atar, vakıf bütün bu işlemleri yapar. Şirkette de bir tüzel kişilik vardı. O halde İslam'da tüzel kişilik var. Bu tüzel kişilik işlemleri yapıyor, mal alıyor, mal satıyor. O zaman şirketle bu cihetle bir münasebet olmuş oldu. Veya Beytülmal arkadaşlar, devletin hazinesi, bütün vatandaşın orada hakkı var. Hazinede orada hakkı var, devletin malıdır. Peki Hazine Bakanlığı deniyor bugün, Beytülmal deniyor. Bu da bir tüzel kişiliktir, tüzel kişiliktir. İşlem yapar. Esasında İmam Zeyli Aleyhisselahsi'de var onlarda. İki ayrı birimi var. Biri haraçla alakalı ölüm arkadaşlar. Yani devlet orada haraç malını topluyor. Diğeri ise sadaka ile alakalı. Beytu mali sadaka var, beytu mali haraç var. Haraç malı bir hesapta, ötekisi başka bir hesapta. İmam Serasi rahmetullahi aleyh eğer devletin ekonomik anlamda bir sıkıntısı olsa, müşkilatı olsa, kriz olsa, bu haraç parası onun ait olduğu hazinede para kalmamış olsa, orduya vesaireye aylık veremiyorlar. Tabii burada ulema söz konusu değil arkadaşlar. Ulemayı Müslümanlar nasıl yaşatmışlar? Hep vakıflardan yaşattılar. Devlette olur ki bir kriz olursa, maaşlar ödenmezse yine bu eğitim kurumlarına bir problem olmasın. Yani A medresesinin dükkanları var, yeri var, arazisi var vesairesi var. Yani buradan devlette bir kriz olsa bile yine medreseye, vakfa buradan akar olsun, gelir olsun ki orası ayakta kalsın. Yani bir devletin okulları, ilim irfan müesseseleri çökünce o devlet zaten ayakta duramaz arkadaşlar. O zaman iki ayrı kalem varsa, yani medrese tamamen bunun dışında, bir Beytu Malil Haraç dedik, bir de Beytu Mali Sadaka. Eğer haraçtan gelen para ya da kafirlerden alınan vergiler, o kalem boşandıysa, orada mal kalmadıysa, zekat parasından devletin acil ihtiyaçlarını karşılamak için alınabilir mi? Alınır diyor. Nasıl alınır? Borç olarak alınır. Borç olarak alınır, buraya verilir. Peki bunları yapan kim? İki tane bakanlık. Bunlar şahıs mı arkadaşlar? Değil. Nedir bunlar? Tüzel kişiliktir diyoruz. Arkadaşlar, tüzel kişilikle alakalı yine furu fıkıhtan şöyle bir örnek getirebiliriz. Ortaklar iş yapıyorlar, zekat verecekler. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre bunlar şirket malı üzerinden zekatlarını verebilirler. Ama Hanefi mezhebine göre olsa, iki tane ortak varsa onlar kendi paylarını hesaplayacaklar. Kendi paylarından hesap zekatlarını verecekler. Fakat diğer mezhepler, diğer mezheplere göre bu şekilde bir ortaklık varsa şirket tüzel kişilik kabul ediliyor. Şirket adına zekat verilir. Yani gördüğünüz gibi o zaman İslam hukukunda, fıkıhta tüzel kişilik var. Tüzel kişilik vakıfta var, tüzel kişilik efendim ortak bir şirkette var, tüzel kişilik arkadaşlar Beytülmal'de var, daha başka alanlarda var. O zaman bu modern yapıda hisse senetli şirkette de bir tüzel kişilik var. Bu imza atıyor, bu mal alıyor, mal satıyor, müddei oluyor, mudda aleyh oluyor, malik oluyor, diğer ortaklar adına işte bir müessese var. Bu yetkilendiriliyor. Tabii insanlar bu işlemleri yapıyorlar. Bu yapı bu cihette İslam'a muhalif değildir. İslam iktisadına muhalif değildir. Arkadaşlar, modern yapıdaki şirketle İslam'daki şirketler arasında ikinci münasebet şurada kurulmalıdır. Bu şirketlerde
sorumluluk var. Sınırlı bir sorumluluk var. Sınırlı bir sorumluluk var. Siz A şirketine şu kadar hisseyle ortak oldunuz. İş yapıyorsunuz. Fakat bu şirket zarar etti, iflas etti, kapandı. Oraya ne kadar ortaklığınız vardı? İşte 1 milyon ortaklığınız vardı ama dışarıda A, B, C şirketleriniz var. Burada 1 milyon bir ortaklığınız vardı. 10 milyondan oluşan bir şirketti, hisseli bir şirketti bu. Battı burası. Siz ne kadardan sorumlusunuz? Buradaki ortaklığınız ne kadarsa sorumluluğunuz o kadar. Yani burada battığınız zaman başka şirketlerinizi gidip mahkeme kararıyla alamazlar, onlara el koyamazlar. Oradan o borcu şirketin işte diğer borcunu, batan şirketin borcunu tahsil edemezler. Ne kadar orada hisseniz varsa, ortaklığınız varsa sorumluluğunuz o kadardır. İşte diğer 9 milyon kime aittir? Diğer ortaklara, hissedarlara aittir. Buna sınırlı sorumluluk diyoruz arkadaşlar. Yani anonim şirketler işte bu şekilde değerlendirilirler. Peki bunun İslam hukukuyla münasebeti nedir? Bir mudarebe akdi yapıyorsunuz. Siz Rabbul malsınız. Yani Muhammed'e ne kadar para verdiniz? 100 milyon verdiniz. İnşaat yapacak. 100 milyonla inşaat yapacak. Siz nesiniz? Rabbul malsınız. O da mudarif. Konuştunuz, dediniz ki bak, kimseden borç para almayacaksın. Sadece bu parayla inşaat yapacaksın. Fakat bu daraldı. İllerinden gitti, borç para aldı. 50 milyon kadar borç para aldı. Sonra battı şirket. Siz piyasaya borcu var. Ne kadar zararı çekeceksiniz? Ne kadar para verdiyseniz o kadar zararı karşılayacaksınız siz. Diğerlerinden para aldı. Onları da bu işin içine kattıysa onlara siz müdahil olmuyorsunuz. Onlara karışmıyorsunuz. Efendim baktığınız zaman modern şirketlerde sınırlı bir sorumluluk vardı. Siz bir şirketten hisse aldınız, oraya ortak oldunuz, orası battığı zaman ne kadar para koyduysanız o kadar da bir sorumluluğunuz var sizin. Yani diğer hissedarların borcunu sizin o şirketin dışında başka işleriniz var, mallarınız, emlakınız varsa orayı satıp tahsil edemezler. Ama yalnız başına bir şirketin var. Diyelim ki nakliye şirketin var. Sonra bir inşaat şirketin var, gıda şirketin var. Ama kendini bunlar. Bir tanesi battığı zaman ne yapar? Diğerinden onu tahsil ederler. Yani neyin varsa o alacakların borcunu ödemek için bunlara el konulur. Eğer ödemiyorsa adam, tabii bunun aşamaları var. Fakat bu şekilde bir şirket varsa buna el konulmaz arkadaşlar. Yani bu çok ortaklı hisseli bir şirket battı diye adamın diğer şirketlerine el konulmaz. Peki bunun İslam hukukuyla, fıkıhla münasebetini nerede kurabiliriz? Mudarebede kurabiliriz. Mudarebede siz para verdiniz, 100 milyon verdiniz. Dediniz ki bak, kimseden para almayacaksın. Bununla yapacaksın. O kendi gitti, borç aldı vesaire, krediler aldı. Sonra battı. Peki piyasada borç var. Sizin sermayeniz borcu karşılamıyor. Alacaklılar, o mudarebe dışında sizin şirketleriniz varsa onlara mahkeme kararıyla, mahkeme el koyup o alacakların borcunu buradan ödeyebilir mi? Ödeyemez arkadaşlar. Çünkü bu ayrı bir yapı, diğeri ayrı bir yapıdır diyoruz. Ama şöyle bir fark var. Mudarebe yapıyoruz Muhammed'le. Dedim ki tabii borç alabilirsin. İzin verdim, yetki verdim. O da borç aldı, battı gitti şirket. Peki onlardan sorumlu olur muyum izin verirsem? Sorumlu olurum. İzin verirsem sorumlu olurum.
Mahkeme benim diğer şirketlerimden bunu tahsil eder, alacaklara bunu verir mudarebede. Peki efendim, bugünkü şirket yaplarında hepiniz ortaksınız, burada bir şirket var, ona hissedarsınız, hisseleriniz var. İzin falan vermediniz, yani böyle açıkça şöyle böyle olsun demediniz veya karşıda çıksanız çok bir anlamı yok. Şirketin bir çalışma sistemi var, onu açıklıyor, ilan ediyor, diyor ki bu şirket şu esaslar dairesinde çalışır, mal alır, mal alır, mal satar vesaire diyor. Bunları belirlediler. Siz de gittiniz, o şirketten hisse aldınız. Sonra bu şirket battı. Orada bunları gördünüz arkadaşlar. Sizin o şartları görmüş olmanız bu şirkete izin verme anlamınıza gelir. Dolayısıyla mudarebede izin verdiğinizde şirket battığında kendi sermayenizin dışında zararlar oluştuysa onu firmanızdan tahsil ediyordu. Ama bu şirket yaplarında siz ister izin verin ister vermeyin, kriterler belli. Sizin sermayenizin dışında eğer orada zararlar oluştuysa, sair hissedarlardan bu karşılanamıyorsa sizin gelip şirketlerinize el koymuyorlar. Burası ayrı bir yapı olarak değerlendiriliyor. Yani arkadaşlar bunu şöyle değerlendirebiliriz. Deriz ki efendim her ne kadar burada bir izin söz konusu yok. Burada açıkça bir izin, burada açıkça bir izin söz konusu değildir. Sadece şirketin çalışma sistemi var. Şirket sormuyor ki Muhammed'e ben falandan ödünç alabilir miyim diye sormuyor. Çalışma disiplinim, sistem böyle diyor. Siz de oraya giriyorsunuz. Orada ortak oluyorsunuz, hissedar oluyorsunuz arkadaşlar. Şirkette şirketin genel müdürünün bir sorumluluğu yok. Eğer tabii görevi kötüye kullanmadıysa, şirket battı diye o genel müdürün evine, arabasına el koymuyorlar. Eğer orada bir ifsadı yoksa ortaklardan bu zarar karşılanıyor, tahsil ediliyor. Fakat mudarebe öyle değil. Mudarebede bir Rabbul Mal vardı, bir de mudarip vardı. Rabbul Mal parayı veren, mudarip ise bu işi yapandı. Müteahhitti, mühendisti, projelendiren, inşaatı yapan, eğer örneği inşaat olarak alırsak. Fakat burada mudarip bir karını kaybediyordu. İki, eğer o Rabbul Mal'ın izin yani sermaye sahibinin izin vermemesine rağmen gidip bir yerlerden borç aldıysa o zaman burada bizzat kendisi sorumlu olur arkadaşlar. Bazı fakihler bu şirketlerdeki sınırlı sorumluluğu reddettiler. Yani sınırlı sorumluluk arkadaşlar, bu şirketi ortaksınız, bu şirket battı, diğer sizin kendi başına yapmış olduğunuz işler var, buradaki zarar oradan tahsil edilmiyordu. En azından işte orada çalışan müdürler vesaire, yönetimde kimler varsa bunlar sorumlu olur. Bu şekilde içtihatta bulunanlar var. Aslında bu şekilde bir şirket battığında sınırlı sorumluluk vardır diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Ama nasıl diyebiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabi meyve alıyor Resulullah Aleyhisselam zamanında. Sonra bütün almış olduğu meyve telef oluyor. Almış olduğu bütün meyve telef oluyor. Allah Resulü Aleyhisselam ona yardım etmeye davet ediyor. Sadaka veriyorlar. Fakat verilen sadaka da borcu karşılamıyor. Sonra vefat ediyor bu sahabi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Hudû mâ vecettum leyse lekum illâ dâlik." Yani ne bulduysanız onu alın. Başka bir şey almayın. Peki bir adam battı, gitti, bir şey kalmadı elinde. Sonra tekrar arkadaşlar kazandı, zengin olduysa alacaklar yine dönerler.
ondan alacağını tahsil ederler. Peki gittiği zaman bir adam battığında neyi alıyorlar? Emlak elinde ne varsa, para vesaire alırlar. Ama bir şey yoksa ne yaparlar? Yapacak bir işlem yok. Geri dönerler. Ama daha sonra adam zengin olursa dönerler, alacaklarını alırlar arkadaşlar. Peki bu sınırlı ortaklığa fıkıhtan şöyle bir örnek getirebiliriz arkadaşlar. El-abdul me'zun fit-ticara, ticarette efendisi tarafından izin verilen bir köle. Tabi şu an kölelik sistemi yok. Yani böyle bir ifadeyi alırlar, keserler, kopyalarlar. Neyin örneğini veriyor diyebilirler. İslam köleliği en büyük darbeyi vurmuş. Bununla alakalı uzun bir makalem var Allah'ın izniyle. Yani batılılar buna daha dün müdahale ettiler. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam esaslı kökten müdahalede bulundu. Bütün kölelik yollarını kapattı. Sadece savaş alanına geldiler. Orada savaşıyorlarsa o zaman köle alınabilir. Ona cevaz verdi. Eğer buna cevaz vermeseydi o zaman adam sizden köle alıyor, sizi almıyorsanız nasıl olsa Müslümanlarla savaşmanın bir riski yok. Dilediğimiz gibi savaşalım. Kaybetsek de bir zararımız olmayacak gibi bir kanaate sahip olabilirlerdi. Şimdi böyle bir köle var. Efendisi ona ticaret izni verdi. Bu adam efendisinin malı zaten köle olduğundan dolayı. Onun ticaret malları da aynı şekilde efendisinin malı olur arkadaşlar. Eğer bu kölenin el-abdül-me'zun piyasada iş yaparken bunun borcu arkadaşlar parası kadardır. Parası ne kadarsa o kadar buna borç tereddüp eder. Bundan daha fazla ondan insanların para istemesi mümkün değildir. Yani bu bellidir. İşte şu hacimde bir iş yapabilir. Bunun üstünde eğer bir borçlanma varsa bunun üzerinde bir ticaret yapamaz. Efendisi ona izin verdi şu kadar yapabilirsin diye. Onun üzerine çıkamaz. Eğer çıktıysa bunu onunla iş yapanlar bilmelidir. Onunla iş yapanlar bilmelidir. Bu şirketlerle iş yapanlar da bunu bilmeli. Yani siz hisse senetli falan şirketle iş yapıyorsunuz. Bu şirket battığı zaman bu şirketin evet ortakları var ama siz borcunuzu ancak bu dairede tahsil edebilirsiniz. Adamların dışarıda mülkleri varsa oraya işte gitti 10 lira 20 lira verdi, hisseler aldı. Bu şekilde ortak olanların evini, arabasını vesairesini haciz edemezler, alamazlar, bu işlemi yapamazlar. Tıpkı el-abdül-me'zun'da olduğu gibi bu adam dışarıda iş yapıyor. Efendisi ona dedi ki şu kadar, onun üzerine çıkamaz. Eğer çıktıysa insanlar onunla muamele yapanlar bunu bilmeli. Tıpkı şirketle işlem yapanların bilmesi gibi efendisinden ya da ondan bunu talep edemezler arkadaşlar. Yani bu böyle bir alacağı alamazlar. Fakat şirket battı, daha sonra toparladı. Alacaklar gidip bizzat şirketin kendinden bunu tahsil edebilirler dedik. Efendim burada kalalım. Estağfurullah ve tuğbileyi elhamdülillahi rabbil alemin.